Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Risale-i Nur'a kanaat etmek vesaire eserler diye. Nereden okuduğumu merak ederler. Hizmet dosturları diye toplama kitap. Mevzu mevzu toplanmış. Şimdi kanaat etmek, kanaat edebilmek büyük bir nimettir. Edebilmek. Yani belalardan bir tanesi de kanaat edememek. Bunun aile hayatında da öyledir. Aile hayatında birbirine kanaat edemiyor. Karı koca. Yani işine kanaat edemiyor. Mahallesine kanaat edemiyor. Hizmetine kanaat edemiyor. Kitaba kanaat edemiyor. Yani kanaat edebilmek var ya, vicdane ben burada korunurum. Burası beni tutar. Bu eser bana kafirdir diyebilmek büyük nimettir. Diyebilmek yani. Allah'ın ihsanıdır. Tersini düşünün. Her gün bir kapı değiştiren bir çırak düşünün. Hiçbir mesleğe ihtisas sahibi olamaz. Bugün bir otoelektrikçiye gitse, motorcuya gitse, lastikçiye gitse. Sanatta da öyle. Tekstilciye gitse, camcıya gitse, lastikçiye gitse veya talebe bugün işletmeye, öteki gün hukuka, sonra tıpa, bilmem nereye gitse hiçbir tane bir yerde kar olmaz. Meslek sahibi olamaz. Kanaat edebilmek, kanaat etmeyi şöyle bırak. Edebilmek nimettir. Mesela adam şu anda geçimine kanaat edemiyor, bir sürü hırslara giriyor. Faize giriyor. Faize bulaşıyor. Faize bulaşıyor bakın. Kanaat edemiyor. Geçin. Ya tamam işte helalini kazanıyorsun işte. Niye böyle hırsa kapılıp faize giriyorsun? Olacaksın. Halbuki akıllı yaksan olacaksın ya. Yani kanaat edebilsek, kanaat edebilmek büyük nimettir demek istiyorum. İstikametin de şartlarındandır. Bu toplama Risale-i Nur, hakaik İslam'a dair ihtiyaçlara kafi geldiğini, başka eserlere ihtiyaç bırakmadığını, Risale-i Nur'a kanaat etmenin gerekliliğini, eski mübarek ve kutsi zatların tezgahlarına müracaat etmediğini, yani öyle bir acayip zamandayız ki, din adına din tahripçileri var, din tacirleri var. Dini tamir davasında din tahripçileri var. Davası tamir. Öyle tuhaf şeyler duyuyoruz ki ne acayip garip şeyler oluyor. Zirve insanlar, lider insanlar Allah muhafaza etti. Öyle gözüküyor. Tamam sarhoş da bunlar da dini tamir davasındalar. Televizyonlar, internetler, acayip bir şey. Ya kanaat et kardeşim, telefona da kanaat et, arabana kanaat et, eşine kanaat et, işine kanaat et, davana kanaat et, Risale'ye kanaat et. Yani rahat edersin ya. Lop 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 lop. Hani o gibi denizdeki sandal gibi, dal dolduracak, lop lop lop. Oynayıp duruyor. Bir orada, bir orada. Hadiselere göre yani. Akıntı suyun ne tarafta bir bakıyorsun, gemi gitmiş o tarafa. Ya bir kardeşim limana at çiğini ya demir. Mübarek kutsi zatların tezgahlarına müracaat etmediğini, yani nice din adına kapkara kaplı insanların elini öpecektik. Himmet bekleyecektik Risale'nin olmasaydı. Kapkara kalplerin uzantısı olan elini öpecektin din adına. Çok acayip ya. Bir yerde bulun. Biliyorsun. Her neyse. Ben bunlara cimriyim ya. Evet. Ama din adına da o da bir himmet bekliyor. İşte din adına da öyle mi din? İşte ama işte. Dini doğru bilmiyorsun ki olup olmadığını bileceksin. Geçen gün bir şey okudum. Diyor ki doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyayı dolaşır. Ya. İşte. Bak kutsi zattan tezgahlar müracaat etmediğini. Şimdiki bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşrep ayrı ve bidatlara müsait gittiği için. Acayip bir şey. Sümük-ü Şerif diye adam kitap yazmış. Şuraya bak ya.
sümük. Peygamberimizin sümüğü şeymiş yani, yani şerifti. Yani ne acayip yani. Bana bunun soru soruyorlar ya. Ne alakası vardı? Neyin sorusu bu dedim. Ya da daha bir idrar-ı şerif vardı. O da vardı değil mi? Bu ne biliyor musun? Bilerek veya bilmeyerek dini tahrip etmek, insanları dinde soğutmaktır. Kast demeye ahmak. Netice aynıdır. Askerlik yapanlar bilir. Yapmayanlar benden öğrensin. Cephanelikte nöbet tutuyorsun. Uyudun, düşman geldi, havayı uçurdu. Veya sen uçurdun. Netice aynı. Havaya uçtu mu kardeşim? Devlet verdin mi zararı? Ha uçurdu, lan sen uçurdun. Dinden uzaklaştırmak için inan yapılıyor. Sümük işleri. Başka bir şey bulamadın mı lan? He? Yok kanını içermiş. Acaba kanını içermiş. Başka bir şey bulamadın mı sen anlatmak için? Ama kanaat etmesen ok oluyor işte. Kimler? Niçin söylüyorum? Bak bidat. Bir sürü eserler var ya. Meslek meşhur ayrı bidatlara müsait gittiği için. Onların eserlerinin uzak durmasını sari ifadelerle beyanat ediyor. Kanaat et kardeşim Risale'ni. Nerede bulacaksın böyle bir şey? Kanaat et. Fakat amal ve ubudiyeti ders veren ilmihal ve fıkıh ve peygamberimizi ve adabı öğreten siyer ve hadis gibi kitaplar ve surelerin meal icmalisini ders veren eserler bunlara dair değildir. Çünkü ilmihal nasıl öğreneceksin? Fıkhını bileceksin de abdesti bozan bozmayan şeyleri, özel hayatını bileceksin. Banyo adabını gidip okuyacaksın kardeşim. Çünkü amel-i salihte dinin, imanın ikinci bütçüsüdür. Amenu, amenu, amilu salihat. Amenu, amilu salihat. Kanaat edeceksin, kanaat. Risale-i Nur talebenin hastaları olan sahip ve varisleri ve hastaların hastaları olan, erkan ve esasları olan kardeşlerime bu günlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyor. Nedir o? Risale-i Nur hakaik İslamiye dair ihtiyaçlara kafi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kati ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek, tahkiki yapmanın en kısa ve kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Çok gariptir ya. Sağda istikameti veriyor sana. Evet, 15 sene yerine 15 haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, imani hakiki isal eder. Mesela bugün de vardı derste, Arapça öğreniliyor. Kaç sene bir meale verebilmek, mana çıkarabilmek için en az 15 sene lazım. O da muvaffak olursan. Peki niçin Arapçaya 15 sene vereceksin? Meal vereceksin. Meal var zaten piyasada. 15 seneye değer mi? Aç cep telefonu, meali var. Peki, manası çıkaracaksın. Sen o kadar Zemahşeri gibi, Sekkaki gibi belagat imamı değilsin ki. Onların su Türkçesi var ya, tak tak tak. Niye öğreneceksin Arapça? Ama ilmin lisanı eskidendi. Eskide bir ilim sahibi olmak için kitap yoktu. Basılmıyordu. Elden ele zordu. Tek tük oluyordu. İlmin lisanı Arapçaydı. Şimdi ilmin lisanı Arapça değil. Fenin lisanı İngilizcedir maalesef. Dini lisan Risale-i Nur'un lisanıdır. Türkiye'dir. Lisan-ı Türkiye olacaktı. Hakaik imani. Sen şimdi bak soruyor. Eskide bütün kitaplar Arapça telif ediliyordu ki genel bir lisandı. Şimdi Arapça'da kimin eseri telif edecek? Eski malum eserler zaten Türkçe'ye çevrilmiş. Çevrilmiş. Yani ilmin lisanı değil, fenin lisanı İngilizcedir. Dinin lisanı Risale-i Nur'un Türkçesidir. Anlıyor musunuz bunu? Acayip bir şey bu iddia bu. Osmanlıca Türkçesi ve İttihad İslam olacaksa ki Türkiye abiliği çekecek, Türk lisanı esas olacak, Alem İslam'da merkez olacak. Müşterek lisan olacak. Müşterek lisan olacak. Şimdi Risale-i Nur Arapça'ya çeviriyorlar.
Ezel'de işaret-i caz ders kitabıdır. Ben Şam'da ders kitabı olduğunu o zaman savaştan önce ben gördüm. 17 gün kaldım Şam'da. Şimdi hangi çocuğunu 15 sene okutar? Okutabilir misin Enes'i çocuğunu 15 sene? Arapçası. Peki ne edin? Alet değil mi? Netice midir 15 sene? Hayır. Onunla onu kullanacaksın. Arapça öğrendin. Mana çıkartacaksın. Zaten çıkmış. Amerika yeni keşfedilmeye gerek yoktur ki. Zaten bitmiş, keşfedilmiş kardeşim. 11 saat uçtum orada. Artık sandalla keşfetmeye kalkma. Bitti o artık. Amerika yeni keşfetmeye ihtiyaç var mı kardeş? Ha, bu alet ilmidir. Muvaffak olursa, tek Türk insan muvaffak olur. O da 15 senesi gitti. Niçin? Meal vereceğim. Zaten var kardeş. Ne, farklı ne yapacaksın? Eski eserleri. Eski eserler zaten tercüme edilmiş ve bu asrın çaresi değil ki zaten. O asrın insanlarına hitap eder. Ben şimdi kime hitap ediyorum? Önümdekilere hitap ediyorum. 100 sene sonrakilere hitap edilir mi sizi bırakarak? Size bakarak 100 sene sonrakilere hitap ediyorum. Böyle bir şey olur mu ya? O 100 sene sonra gelecek zatlar var. Onlar hitap etsin. Benim vazifem önümdekilere hitap etmek. Onun için her 100 senede bir gelen mücedit önümdekilere hitap ediyor. 100 senede bir mücedit değişiyor. Niye değişiyor? Asrın fikri yapısı, ihtiyaçları değişiyor. Sosyal yapısı değişiyor. Ona hitap da değişiyor. Zaten her asra bir alim cevap olsaydı, bir alim, Allah 100 senede bir mücedit niye gönderiyor? 2000 seneden sonra diyor, şu zat İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin başka olmayacak. İmam-ı Rabbani Allah mahkum mudur? Said Nursi Hazretleri'ne mahkum mudur ya? Niye böyle cahil cahil konuşuyorsun? 100 senede bir mücedidi din gönderecek. 100 sene vazifelidir. 100 sene sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin işi bitiyor. Başka imam. Allah'ın başka imamı gelecek. Ya nasıl olur ya? Ya peygamberin işi bitiyor ya. Musa Aleyhisselam şeyi bitti. Hükmü bitti. İsa Aleyhisselam geldi. İsa Aleyhisselam, Las Peygamber Musa Aleyhisselam'da hükmü bitti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi. 124 bin peygamber böyle gelmedi mi? 14 tane mücedid de böyle gelmiş. Gelmiş hükmü bitmiş, gelmiş hükmü bitmiş. Bir tanesini tuttun, eğer asla bakıyor. Eğer asla bakan peygamberimizdir ya. Eseri her asla bakıyor. Kur'an'dır her asla bakan. Bir eser her asla bakmaz. Risale-i Nur, bundan sonra 100-200 sene dünyada ömür varsa Risale-i bitecek. Varsa ömrü. Şimdi gene bazılar diyor ki, öyle bir şakirt gelecek Risale-i Nur Şahsı Manevisi'nde Rahman Suresi'ni tefsir edecek. O abi olur, niye olmasın, ustad diye olacak diyor. Niye sen de böyle aynı onun gibi bağnazlık yapıyorsun? Dedi bitti de ustad ne diyorsa o ya. Yani muvazeneli olmak lazım. Muhakemeli olmak lazım. Kör bizi, muhabbet bizi kör etmemesi lazım. Bir elinde metre, bir elinde kantar olması lazım. Muvazene ve muhakeme. Dengeli olmak lazım. Evde de öyledir. Öyledir. Dengeli ol ya. Muvazene ol. Metreye vur. Kantara vur. Geneli yap. Anda karar verme. Değişen dünyanın değişen insanlarıyız. Sabit değil ki dünyamız gibi sabit olalım. Fikirler değişiyor. Hisler değişiyor. Meyler değişiyor. Arzular değişiyor. İhtiyaç değişiyor. Değişiyor kardeşim ya. Değişmeyen bir şeye tutunursan istikameti bulursun. 15 sene yerine 15 haftada Risale-i Nur o yolu kestirir. İman-ı hakiki ishal eder. Bu fakir kardeşiniz 20 seneden evvel kesret-i mutala ile bazen bir günde bir cilt kitabı anlayarak mutala ederken 20 seneye yakındır ki Kur'an ve Kur'an'dan gelen Risale-i Nur'un bana kafi geliyorlardı. 20 seneden beri ben Risale'le meşgulüm diyor. Bana kafi geliyor. Yalan mı söylüyor? Tövbe. Ya, tamam. Bediüzzaman'a kafi geliyor. Enes'e, Hasan'a kafi gelmeyecek. Ha, demek ki sorun nerede? Okuma şeklini bilmiyoruz. Ülfet belasına duçar olduksa kendini sorgula. Okuma şeklini bilmiyoruz. Ben kardeşim, benden fazla mı okuyorsunuz ya? Her gün saatim yok ki, hep ödüyor. Tuvalet, yemek hariç her gün Risale'yi okuyorum. Vallahi böyledir, billahi böyledir. 56 yaşındayım, 17 yaşından beri. Ben her gün vallahi şefliyim. Görüyorsunuz, her günde
keyif alıyorum yeni yeni. Yeni yeni şeyler tespit ediyorum. E bugünkü ders 4,5 saat sürdü. Dima dersi. Hayal'le Tahir arasındaki farkı. Görün gidin sitede de var. Kese kese 3,5-4 saate indirmiş bir ders. Oysa 5 saat sürüyor ya. 5 küsür saatte 3,5-4 saate keseceğiz onu. Niçin anlatıyorum bunu? Ben aptal mıyım ya? Bu İslam dünyasında hangi kitapların olduğunu aşağı yukarı biliyorum. Niye kanaat ediyorum? Ha sen bilmiyorsun. Ben biliyorum. Piyasayı da biliyorum. Cemaatlere ait kitapların ne olduğunu da biliyorum. E şimdi 4-5 saat. Peki ben nasıl kanaat? Zoraki mi okuyorum? Zoraki mi dershanede kalıyorum? Adam biter ya. Zoraki duramaz ki. E ben keyif alıyorum. Niye anlattım bunları? Çünkü yöntemini Allah nasip etti. Ben size de yöntemini anlatıyorum. Bak böyle okursanız, hatırlarsanız 6 çeşit okuma şekli var. 6 çeşit okuma şekli var. Ha, Üstad Hazretleri diyor ki, ben diyor, eşyadan, 24. mektupta geçiyor, eserde müessire, elmanından Allah'ın ispatına, eşyadan, elmadan Allah'ın esmalarını anlamaya dedi, bana bir sene kafi geldi. E sen o ömrün billah hep bunun yola gidiyorsun. Olmaz işte bu. Öyle diyor, bana bir telefonu geliyor, telefonu kapat. Bana bir sene kafi geldi diyor. 24. mektup ya. Evet, hatırladım. Ha? Yani elmadan ya bu levin, ya hay, ölüden diriyi çıkartan ya hay, gözümüzü uygun renklendiren ya mu levin, sanatlı yapan ya sani, ya mukadir. Tamam, eserde müessir, eserde müessir. Kardeşim ki de bu yöntem bir sene gitti. Hadi lan senin 10 sene olsun. Ömür billah bu yöntemle gidiyorsun. Sonra diyor, başka bir mana ihtiyaç hissedildi diyor. Sonra ona tarih veriyor. Aynı zaman gitti diyor. Ona da diyor ülfet oldu diyor. Sonra başka bir şey diyor. Üçüncü yol. Anlıyor musun? Ben ona girmeyeceğim. Ha demek ki ülfet belası, şefkimiz bitiyorsa sorun bizde. Hani ilk önce bir ilk dönemlerde şefkim vardı. Ben aynı şefteyim. Aynı heyecan var. Bugün 4,5-5 saatten çıkmışım gene buraya derse gelmişim. Niye? Şefkim var. Olmasaydı ben dersimi çalışacaktım yine. Çünkü kafam da hala orada. Tahayyülü hayal. Çünkü ustadın o yöntemini fark ettim elhamdülillah. 24. mektupta diyor ki, lugatla gitmek vesaire veya sanatla sanatkarı tanıma yolu bir sene. Ustada kafi gelmiş. Hadi bana 10 sene geldi. Hala aynı. Tıngır tıngır gidiyorsun. Tırıt tırıt. Tırıt tırıt. Acaba bu düz okuyanlar devamlı böyle insanı buna mahkum edenler mesul değil midir? Ülfet belasına düçar olmanın bedelini nasıl ödeyecekler? Bir de diyorlar budur esas. Bunun dışında yalnız ki diyorsun. Bir de bunu ekliyor. Ona senin dediğin ustada bir sene kafi geldi. Aç 24. mektubu. Madem öyledir. Ya o risalede sorun var ya bende. Niye ülfet var bende? Niye bende demeyecek misiniz? Bende niye şef yok? Şef, o zaman sende sorun var. Yani buna bir, risalene kanaat edeceksin. İki, nasıl okuyacaksın onu öğreneceksin. Onu yer yer anlattığım için şimdi anlatmayacağım. Ama kısaca şöyle içini doldurmadan anlatayım. Bir, lugatına bakmadan 2-3 defa oku. Tamam. Bu. Bundan zorlama da. Oku. Hayır. 2-3 defa oku. Bitti. Lugata bakma. İkinci okuyuşta lugatla oku. İhtiyaç olacaktır. Tamam mı? Üçüncü okuyuşta mevzulara atıflar yaparak şey yap. Mesela diyelim ki hayal. Hayal nedir? Bunların toplamasını yap. Nasıl geçiyor? Bütünsel bakmana sağlar. Ve heyecan olur. Bakayım ne çıkacak önüme. Ha bakalım biraz da gidelim. Bakayım ne çıkacak. Ha bu virajı da aldım. Bu virajı da aldım. Tamam. Ne yaptık? Üçüncü okuma. Mevzu okuyorsun. Ustad da mevzu yapmış. Bu mevcudat niye durmuyorlar gidiyorlar? Yerde anlatıyor bunu. Tamam. Ha mevzu. Hayal nerede anlatıyor? Tahayyül müdür, hayal mıdır? Sonra daha biraz da ileri giderek, tamam mı, mevzuların insandaki karşılıklarını ara. Yani insana ne kazandırıyor bu? Yani enfus alemine geç.
enfusi onları şey yap. Mesela diyelim ki kanaat etmek değil mi? Kanaat etmek hakikaten doğrudur, öyledir, kabul et. Ama dön böyle bu dersten sonra. Kanaat etmek insana ne yapar? İçsel çatışan, çelişen, kontrolü çok zor olan duygulara iyi bir malzemedir. İstikametine koymasın hepsilerdir kanaat etmek. Yani mevzuyu içsel ağa, enfuse taşın diyor usta. Enfus. Enfuse taşındın mı? Ondan sonra şahit olacaksın bazı şeylere. Alemi gaybde olan bazıları için senin için şahit olmaya başlayacak. Kendilerini böyle göstermeye başlayacaklar perdeler altında. Kendilerini ihsas edecek. Seni şevkle dolduracak yani. Şevk verecek. Yoksa sırf ustad düz okusaydı, ustadı 20 sene bana kafi gelen, sen size kafi gel, öyle okumamış. Niye? 20 sene böyle okumadığını mektubatta söylüyor zaten. Bana diyor bu şekilde düz okumak, dırıt dırıt okumak bir sene kafi geldi. Hadi lan Ömer sana 10 sene olsun lan. 20 sene demeli aynı yöntemle okuyorsun. Tabii ki ülfet belası olacak. Düz okuyanlarda hepsinin ülfet belası var mı? İstisna var mı? Yoktur. Biliyorum, tanıyorum. Şevk olacak. Niçin şevk yok? Bu yönteme uymuyorsun. Ustad yapmış mı toplama? Asay Musa toplamadır. Kastamonu'da söylüyor. Yok, 56'da söylüyor. Sorun bizde, bizde arkadaşlar. Sorun bizde. Çözdük de mi? Yok. Mesela hangi günlerdeydim? Tepecik'teydim değil mi paşamın? Dedim tesanüt etmek. Ne demek? Bir olmak. Güçlerimizi birleştirmek. Ya, öyle işte anladım. Mesela değil yani. Bugün ki derste dimağ dedim. Ustad diyor ki hakikatli rüyayı hayaliyede gördüm ki asıl mebusları toplamışlar beni çağırmışlardı diyor. Hakikatli rüyayı hayaliyede. Rüya nedir ya? Kim iki kelime edecek biraz? Rüya nedir arkadaşlar? Her gün kullandığımız halde, her gün yaşadığımız halde. Rüya nedir? Geçtim onu. Allah deyince ne anlıyorsun? Allah deyince kaç kelam ederiz? Kulu Allah et, Allah sen, oh, başka? Yani biliyor zannediyoruz. Ülfet belası böyle bir bela bir şeydir. Rüyayı bak anlatamazsın. Bilmiyorsun çünkü. Allah'ı da bir tanımıyorsun ki. Kabul etmişiz, iddia etmişiz. Lem yelidü ve lem yüled ve lem yekûne güvene. Tamam, başka? Sıbıtı sıbıtı ne? İnsandaki karşılıkları. Bilmiyor. Bak Allah deyince ya, Allah deyince. Kaç kelam edersin Enes? Hepimiz öyleyiz ya, sipsin diye. Bak ne oldu? Senelerde bir hani dersi geliyordun. Allah deyince nedir? Peygamber nedir ya? Yol gösteren, vahiy inen. Bu mu? Yani postacı mı, kargocu mu? Kur'an'ı bana getirdi eyvallah. Yani ülfet belası böyle bir beladır. Biliyorum zannettiriyor. Ha, tahkik edeceğiz arkadaşlar. Birincisi düz okuyacağız. Sonra lügatlı okuyacağız. Sonra bu mevzuların atıfı yapacağız. Bu mevzu nerelerde izahı var. Sonra paragrafların açılımlarını yapacağız. Sonra kelimenin açılımını yapacağız. Kelime. Kelime mesela. Mesela biraz önce dedim tesanüt. Tesanüt bir gaye ve maksat uğruna o arkadaşlarla senetleşmek. Tesanüt senetleşmek. Bir gaye ve maksat uğruna farklı farklı düşünce ve hislerden korunmak için yani ehli dünyanın tabiriyle protokol yapmak. Yani tesanüt senetleşmek yani. Nedir o bizde? Laikadır. Bak bir olmak nerede? Senetleşmektir kardeş. Yani bir şeyin altına imza atıp tamam ben bunu uyacağım demektir. Hani böyle tesanüde topla bakalım. Tesanüt nasıl bir şeydir? İnsana ne kazandırıyor? Aynı zamanda Allah'ın emri de oluyor tesanüt. Tabii tabii. Burada diyor ya ayette birlik olur. Evet. 20 seneye yakındır ki Kur'an ve Kur'an'dan gelen Resali Nur bana kafi geliyorlardı. Ama senin anladığın gibi kafi gelse bu mübalağadır. Bana mübalağadır. Risale bana kafi geliyor. Koca 90 cilt kafasında olan Bediüzzaman Risale nasıl kafi geliyor? 90 cilt kafasında bana kafi. Ha demek ki benim okuduğum gibi okumuyor bu. Çünkü Risale-i Nur'un tabirleri alemin kaybın üzerindeki şöyle
pencereler, kapalı pencerelerdir. Onu açınca öteki tarafa bakacaksın. Açmayı bileceksin. Bizim gibi okumuyor demektir. Çünkü 90 cilt kitabı kafasında olan bana kafi geliyor, biraz mübalağa geliyor. Ha o zaman şu mübalağa etmez, doğru mudur? Doğrudur. Ha o zaman yöntem ben bilmiyor diyeceksin. Bir tek kitaba muhtaç olmadım. Başka kitapların yanında bulundurmadım. Ben mesela, yalan mı söyleyeceğim? Ya zaten işlediğimiz konularda 4 saat, 5 saatte Dima dersini, o konuda yürüyen bir şey yok ki. Dima diye bir akıl diye kitap var Alem İslam'da, kitapları var. Ama Dima diye, Dima Meratibi diye bir şey yok ki. Risale'nizde var bunlar. Bir kelimeyi göstersinler, tamam diyeceğim. Bir tane hariçten. Dinleyin görün, 4 saatte bir tane. Bir taneye iddia ediyorum. Diyorum bana iddia edenler diyor ya, izah ediyoruz. Tamam bir tane kelime göster. Başka kitaplardan bir tane kelime göster. Okumuyorum ki kafamda şey yapayım. Zamanım yok ki zaten. Risale-i Nur çok mütevennevi hakayete dair olduğu halde telifi zamanında 20 seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz 20 derece daha ziyade muhtaç olmamak lazım geliyor. Daha fazla. Şimdi mesela Risale-i Nur daha iyi anlarsın diye piyasada kitaplar var. Üst üste koy boyundan yüksek olur. Ve okumaya kalk inan bana Risale-i Nur'a daha zaman gelmedi ölüp gideceksin. Risale-i Nur daha nasıl iyi anlarım kitaplarını okumaya kalk. Tamam. Kur'an'ı çok okudun mu kardeşim? Mübarek günlerde ayda bir cüz veya hatim yapıyor. Ya bir bak bir mealin, bir cüz, bir insan bir mealin biz okuması lazım. Ustadın şu anlarda diyor hapishanede bilenler diyor icmali bir mealini diyor baksınlar diyor. Değil mi okudun? 20 seneden beri elemteli okuyorsun. Bir bak elemteli. Ya nedir ya? Kulu vallahi hep okuyorsun. Elhamdülillah Rabbim. Bir ona bak ya. İlmanına bak vesaire. Gayet kadar zaten anlatıyorum. Nasıl okuyacaklar anlat. O sen anlattığın şeyler. İşte onun için. Perde yapıyorsun. Acayip bir şey. O zaman ne oluyor biliyor musun? Eyle bir tane tuzaklarına düşüyorsun ya. Yani Hasan abi, sen onu gerçek manada yani tam kendine okumadın. Yani örnek veriyorum. 50 sene okusan düz hani okul gibi hiçbir şey anlamazsın. Ve insanlar da seni yani ondan içmiyorsun. Hiçbir şey daha anlıyorsun. Zanı da geliyor. Yani, bu realite. Bu doğru söylüyorsun. Ne de var diyor. Okuyorsun hani ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Soruyorum sana. Diyor, 20 seneden. Şundan bundan bahsediyor ama yani içine girsen Sedat'ın dediği gibi abi yani tam manasıyla okusan. Tam manası değil ya. Yöntemi bilsen tamam ya. Bilsen evet. Rüya rüya ya. Rüyada iki kelime kim edecek rüya nedir? Rüya görmektir. Tamam. Yakaza. Ne demek yakaza? Rüya yakaza değil ki. Yani o aleme giriyorsun. Hangi aleme giriyorsun? Rüyada Cenab-ı Allah hele bir alem açıyor. Ya işte bu. 10 senede mi okuyor Risale? Hepimiz aynıyız. Sen de ben de öyleyim. Bana sor biliyor musun? Bilmiyorum. Çünkü 2 günden beri ihtiyaç şu anda. Külliyatı araştıracağım. Rüya nedir? Şimdi bana sor. Biliyor muyum? Bilmiyorum. Yerini biliyoruz. Oradan okumam. Yok ben bilmiyorum ki. O rüyayı anlatıyor. Rüyada Hulusi abiye. Rüya nedir yani? Bilmiyoruz ki. İnsan içsel alemin nereye bak? Dimağa mı bakıyor, kalbe mi bakıyor? Nasıl bir alem? Ve orada rüya, rüya hakikati bir rüyada. Rüyaya hayaliyede bir meclisi Ali beni çağırdı diyor. Aslı mebusları vardı diyor. Demek ki rüya rüya değil, hayal hayal değil, başka bir şey. Hani tahkiki yapmıyoruz. Fecma habassa bi hayri tumimet. Risale-i Nur mevzuları havaslarını bir araya topla diyor İmam Ali. Facma havasaha. Bir araya yani toplama yap diyor Asay Musa gibi atıflı. Ne olur sonra diyor bir hayri tümüme. O zaman hayır tamam oluyor. Celle tesine geçiyor. Şikitası gibi de anlatıyor bunu. Toplama yap diyor. Sahabe de yapmış değil mi? Şükre dair ayetleri toplamış, hamde dair ayetleri toplamış, şükürle hamd arasında fark nedir bakmış. Yani Risale-i Nur'a kanaat edeceğiz ki olacak. Bundan sonra Enes, sen artık lügata bakmayacaksın kardeş. Bundan sonra sana vazife veriyorum. Bir gün bize ders yapacaksın. Rüyayı topla kardeş. Rüya mevzuna bir araya getir.
Hangi ay yapacaksın? Bana haber ver, ben geleceğim, dinleyeceğim. Söz mü abim? Söz, ben de geleceğim. Rüya senin iş. Tamam mı? Osman, sen hangi mevzuyu alacaksın abi? Düşün, sen de bir mevzu araştır, 3-4 ay sonra, 2 ay sonra takdim et bize, istifade edelim. Hepimiz istifade, ben bilmiyorum sen. Rüyayı bilmiyorum. Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum, siz dahi Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Belki bu zamanda elzemdir. E görüyorsun işte, istikamet adına, adamlar din adına neler yapılıyor. Ya elhamdülillah ya, ne kadar şükretsek az ya, istikameti bir yolu ihsan etmek. Yoksa din adına ne kadar kara kaplı, kalpleri kara insanların din adına ellerini öpecektik. Acayip bir şey ya. Gördüm, görüştüm kardeşim en tepedekini. Bizzat ben görüştüm ya. Yani Risale. Ben kendime demiyorum ki ya bunlara kanaat et. Meslek taasubu yapmam ben, meslek taasubunu. Risale-i Nur icaz manevidir. Kur'an'ın son icaz manevisidir. Mesela insan değil ya. İnsana taasub yapmıyorum ki. Kur'an'ın tefsiri ya. Tefsirleri oku kardeşim. Kitabını oku. Fıkıh ilmi halinde oku. Namaz nasıl kılınır? Namazı bozan şeylere bak. Neler haram? Banyo nasıl yapılır? Nasıl temizlik yapılır? Banyoda, tuvalette neler, orada ne, bir şey düşünülmez. Özel temizlikler ve tırnak kesintileri banyodan veya tuvaletten aşağı bırakılmaz. İşte düşekabinde yaptığın banyo yaparken orada idrar bırakılmaz. Bunlar öyle. Bir bak ya, televizyona bakacağına, cep telefonu, WhatsApp'larla oynayacağına. Banyo adabını öğren ya. Bir banyo adabını bak. Bildiğim zannediyorsun. Sorsam, gusulde nasıl temizleniliyor? Farzını biliyoruz, sünneti bilmiyoruz. Farzını biliyor. Adabından bu sormayacağım ama sünnetini bilmiyoruz. Çünkü sordum dayı. Bak gusul alıp sünneti bilmiyoruz. Farzını yapıyor, çıkıyoruz. İyi, Allah bereket versin ya. Hani adabından, mendubundan, müstahabından bahsetmiyor. Okuyalım diyorum da sizden başka bir şey istemiyorum ki. Allah rızası için onu söylüyorum. Okuyun ama yöntemle okuyun. Böyle pazır küldür yaparsanız ülfet belası olur. Böyle her söze de kulak asmayın. Bak usta da bir sene kafi gelen yöntemi kullanma daha. Ülfet belası olur. Araştır Osman, tamam mı abi? Ya yani mesela neyim ya? Rüya, şimdi sen de bir bak ya. Hakikaten rüya nerelerde nasıl geçiyor? Bak şimdi bak kardeş. Ya bu adam bir şey söyledi. Ona şu banyoda buna bir bakayım ya. Bir de ona bak ya. Bak işte. Bak ne güzel işte. Hem şimdiki bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşrep ayrı ve bidatlara müsait gittiği için. Bak neler var. Bidatlara. Hiç hayatınızda din ulemasına duydunuz mu? Ya bidatlar bunlar. Hurafeler yani. Bunlar öyle mideyi bulandırıyor ki yani o kadar insanları dinden uzaklaştırıyor ki ben çok iyi insan biliyorum Almanya'da. Hocam dedi ya, geldi hiç, abi de demiyor. Ya böyle bir şey var mı dedi, otur konuşalım. Yok dedi, gideceğim dedi. Ben anladım ki, bakayım ne cevap vereceğim, o zaman ona göre oturup kalkacak. Kardeşim bir dertlerle uğraşmadı. Of be dedi ya, oturdu. Allah Allah. Ya bak böyle muvazeneli oldu ya. Bak usta da diyor ki bak. Şimdi bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşrep ayrı ve bidatlara müsait gittiği için Risale-i Nur zındıkaya karşı hakaik-i imaniyi muhafazaya çalışması gibi bidata karşı da huruf ve hattı Kur'an'ı muhafaza etmek bir vazifesi iken Risale-i Nur'un bir vazifesi de Osmanlıcayı. Osmanlıcayı öğrenelim arkadaşlar, haftada bir gün ders koyun buraya. Osmanlıca hattı, tamam. Öğrenelim, hani yazmak olmasa bile en azından okumamız lazım. Risale-i bir vazifesi de hattı Kur'an'ı muhafaza etmek iken has talebelerden birisi bil fiil huruf ve hattı Kur'an'ı ders verdiği halde sırrı bilinmez bir hevesle huruf ve hattı Kur'an'ı'ya ilmi din perdesinde tesirli bir surette darbe vuran bazı hocaların darbede istimal ettikleri eserleri almışlar. Haberim olmadan daha da şiddetli bir tarzda o has talebelere karşı bir gerginlik hissettim. Sonra ikaz ettim. Elhamdülillah ayıldılar. İnşallah tamamen kurtuldular. Ey kardeşlerimiz,
Ey kardeşlerim, mesleğimiz tecavüz değil, tedafudur. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hakim değiliz, mahkumuz. Bize tecavüz eden hadsizdirler. Mesleklerinde elbette çok mühim ve bizim de malımız hakikatler var. Onların ellerinde bizim olan, İslam'a olan hakikatler var ama kitaplarına baktığın zaman bidat yüzüyor. O hakikatların intişarına bize ihtiyaçları yoktur. Bizler o şeyleri okur neşeden adamları var. Binler o şeyleri okur neşeden adamları var. Biz onların yardımlarına koşmamızla omuzumuzdaki çok emniyetli vazife zedelenir ve muhafazası lazım olan ve birer taife-i mahsus bir kısım esaslar ve âli hakikatler kaybolmasına vesile olur. Mesela hadisat-ı zamani bahanesiyle vehabilik ve melamiliğin bir nevine zemin izhar etmek tarzında bazı ruhsat-ı şeriflerde yapıp eserler yazılmış. Hem Risale-i Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil, fakat herhalde hakikat İslamiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velayet, esas-ı takva ve esas-ı azimet ve esasat-ı sünnet-i seni gibi ince fakat emniyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i hastesidir. Sevk-i zaruretle hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez Kastamonu 70-68. Yani Risale'nin vazifesi nedir? Esas-ı velayet ve esas-ı takva, esas-ı azimet, esasat-ı sünnet-i seniyedir. Ruhsatlarla bunlar tevil edilmez. Şimdi ben zaman geçtiği için kısaca maksat biraz anlaşıldı. Kanaat edeceksin kardeşim. Başka şeylere ona buna da zıp zıp atlamayacaksın. Ya bir şey olmaz. Öyle diyenlere olmuş hep. Boğulanlar kim biliyor musunuz? Denizde. Yüzme hiç bilmeyenler değil ha. Çok azdır. Yüzme bilip de bana bir şey olmayaz deyip tehlikeye kendilerini atanlardır. Bildiğim için söylüyorum. Bana bir şey olmaz diye atlayanlardır. Ayakları kayanlar kimler biliyor musunuz? Bidat ehli. Cahil bidat ehli olmuyor ha. Ulema-i su oluyor. Ulema-i su. Dinini dünyaya satan, paraya, şöhrete, kariyere, reytinge, meşhur olayıma satanlar var. Nasıl satıyor? Benden bahsedilsin, ben konuşulayım, ben herkesin nazarında olayım diye öyle fetvalar veriyor ki. Onları memnun edecek tarzlara kılıfta kılıfa giriyor. Kürsüde ayrı, televizyon stüdyosunda ayrı. Ya ne işin var kardeşim, senin işin o mu? Talebe yetiştir, insan yetiştir ya. Şov yapsın, şov. Fakat binler teessüf ki, Risale-i Nur'u görmeyenlere katı zarar verdiği gibi bu tür eserler, Risale-i Nur'u görenler de merak edip, acaba ne var demek de safi kalplerini bulandırır, lakal vesvese ve evham verir. Risale-i Nur'un karama şakirtleri böyle şeylere karşı müteyakkız davranmak ve faaliyetlerini ziyadeleştirmek lazım geliyor. Fena şeyle zihnen meşgul olmak da fena olduğu için kısa kesiyor. İnsanın psikolojisini bozan şey nedir? Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Yani fena şeylerle meşgul olun. Mesela bir misal vereyim. Gittiniz bir adama, gıybet ediyor, onu bunu gıybet ediyor. Din adına bir şey anlatacak, onu bunu gıybet ediyor, gıybet ediyor, gıybet ediyor. Orada kendini mutlu hissedemezsin ki. Ama bidatları da söylemek lazım bir daha. Bunlar bidattır, urafattır, bu şeylere muhatap olmayın. Siyaset, gittiniz bir yere, o siyaset, o parti, orada nasıl huzur olacak ya? Yani haram işleyen yerlerde insanda huzur olur. Huzur olmaz ki. Ya istikamet nedir? İstikametli şey bildiğimiz şeylere bağlanmaktır. Peki değişen dünyanın, değişen insanların hisleri, fikirleri değiştiğinden insanlar ölçü olamaz. Ölçü Resulullah'tır. Hiç atayım. Ha insanlar hata yapar ama kitaplar yapmaz. Çünkü değişmiyor. Yani varsa yanlış, bellidir zaten.
İnsan değil. Ben değişirim kardeşim. Bugün böyleyim. Yarın böyle olacağım belli değil. Hangi fırtınası? Kariyer gelir bana bir teklif ederler. Para teklif ederler. Bilmem ne yaparlar. Bu şeyin garibin tuhafından söylerim. Öyle demiştim ama o zaman beni dinleyecek misin? Dinlemeyeceksin kardeşim benim. Kitapları dinleyeceksin. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Edilse ne yapar? Adam binayı alıp çekip gider. Üzerine bina ettin ya. E şimdi ben bunları söylüyorum. E ben televizyona çıktım şimdi. Orası şöhret acayip bir şeydir ha. Bilmezsiniz sonra. Öyle bir fırtına ki. Allah! Demeyecekleri derim. Onları memnun etmek, renti kazanmak, ehli dünyanın gözüne girmek için fetva üzerine fetva veririm. Kırpa kırpa. Ondan sonra kürsüye geleceğim. Orada farklı bir şey söyleyeceğim. Orada farklı şey. Benim arkamda ne geliyorsun kardeşim? Benim ne işim var? Ben de zaten zavallının birisiyim ya. Ben de çok yediğim zaman karnım ağrıyor, tuvalete gidiyorum. Bazen öyle basıyor kafam, bazen basmıyor. Bazen şekerim yükseliyor. Bazen tansiyonum iniyor, çıkıyor, şekerim iniyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani acayip bir şey. Benim ağzıma bağlı, benim haletim bağlı sizi dininiz. Kürsevi çıkıyorum, camiye hayal edeyim. Ben genel konuşuyorum, tamam mı? Kürsevi çıkıyorum, şekerim yükselmiş, tansiyonum yükselmiş. Veya birisinin kafasına taktı, kafama takıldı. Ver yansın, herkesi cehenneme sokuluyorum. Bu da değil. Sonra bir bakıyorum, başka bir gün çıkıyorum, haletim çok iyi, Gülgül İstanbul'un arkasına geçmişim, kafa yerinde. Herkesi cennete sokuyorum. Ona hangisi din ya? Bir böyle, bir böyle. Din kitaplarda olandır. Şahıslarda ona ne kadar uygunsa odur. Bu kitapları ne kadar yansıtıyorsa. Çünkü insan değişiyor. Belan bin Bahura, Kur'an'da geçer. Bedduası duası kabul olan bir zat. Sonra Musa Aleyhisselam aleyhinde bulundu ve dünyada ilk Allah'ı inkar etmek, ateist kitabını telif eden zattır. Belan bin Bahura. Ama ismi azama mazhar olup duası ve bedduası kabul olan bir zattır. Ya, öyle acayip biz. O tehlike duruyor. Gidiyor bak Müslümanım diyor değil mi? Hazreti Hüseyin Efendimiz'e ne diyor? Kafasını koparıyor bir de tekme vuruyor. Ve Allah Resulü'nün torunu ha. Bu da Müslümandır ha. Yani kitaplara sarılmaktan başka çaremiz yoktur. İstikamet kitaplardır. Çünkü bu değişmiyor. Ben değişiyorum kardeşim. Ben ne zaman beni dinleyeceksem, bunu ne zaman anlatırsam, bunu ne zaman güzel gösterirsem, yoksa benim yaşantım bu değil, buna uyuyorsa ne hala? Çünkü ben değişenim. İnsan değişendir. Kitaplar değişmiyor. Kitapları esas alacaksınız. Hatta derim şimdi de söyleyeyim. Benim sitede veya derslerimi videoda dinleyip 5 saat dinleyeceğine Allah aşkına 10 dakika Risale oku daha faydalıdır. Ben onu Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet okuyanlar için belki Risale-i Nur'u tanıtırım diye şey yapıyorum. Yani onların belki Risale'nin tanımasına vesile olur diye. Yoksa sen saatlerce orada ne işin var? Git al Risale-i Nur oku kardeşim. Sen zaten mevzuyu tanımışsın. Tamam tanımışsın ya. Saatlerce beni dinleyeceğine 10 dakika Risale oku daha faydalıdır. Çünkü usta diyor ki benim dinleyeceğimize diyor 20 derece daha faydalıdır Risale okumak. E Hasan kimdir ki? E ne yapıyorsun kardeşim? Bildiğimizi anlatmayla da vazifeli olduğumuzdan işte uyduruk muyduruk insanlara belki ulaşır da bir tanesinde, burada bir hakikat varmış, bir kişi dahi olsa kurtulur mesela. Ne ala? Peki, burada şu son cümleleri okuyorum, kesiyorum. Risale-i Nur, hakaik-i İslamiye dair ihtiyaçlara kafi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kastamonu 76. Başka bir cümle. Madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalarına bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz dahi Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Belki bu zamanda elzemdir. 76 Kastamonu. Her birinizin birer kafası, birer eli, birer dili var. Karşımızda da binler mütecaviz var. Vaktimiz de dar. En son silah, mitralyoz gibi Risale-i Nur burhanlarını gördüğümüzden mecburiyetle ona sarılıp iktifa ediyoruz. Kastamonu 182. Ya. Peki. Allah istikametten ayırmasın. Amin. Cenab-ı Hak çoluk çocuğumuzu da
insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan hepsi emin eylesin. Süfyan ve deccal şeddatların ellerinden de Cenab-ı Hak çocuklarımızı muhafaza etsin, istikamete koysun. İhtina sıratel mustakim, sıratel lezine namta aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve raddallin. Amin, amin, amin. El-Fatiha.